Evet sevgili dostlar, muhabbetlere devam ediyoruz. Aşağıdan birlikte çıktık şoför arkadaşımızla beraber. Çıkana kadar baktı böyle dedi. Ben sizi bir yerden tanıyorum, bir yerden tanıyorum. Televizyondan tanımıyormuş. Dergiden de tanımıyormuş ama sonuçta buldu. İnternet ortamından, Facebook'tan, Genç Yusuf Eller sayfamızdan. Evet seni tanıdım, sen bir sürü mailler gönderiyorsun dedi. Bakın ben her yerde iddia ediyorum. İnternet ortamı, televizyonu da, gazeteyi de, dergiyi de, her şeyi geçti. Radyoyu da geçti. Gerçekten büyük bir kuvvet. Seni bir de izleyicilerimiz tanısın. Ben Necmettin Korucu. Buralıyım. Şadutluyum. Düzler'den. Biz de burada minibüs şoförüyüz. Şoförlük yapıyorum. Köye yolcu taşıyor musun yoksa köye eskiden yolcu, mi? Eskiden bitti. 4-5 senedir bitti yani. Kimse kalmadı. Olanın da zaten arabası var. Pek köye çalışmıyoruz. Yusuf Eller Artvin'e çalışıyoruz. Kışında köye öğrenci okul taşıtı yapıyoruz. Peki Yusuf Eller Artvin arası bildiğim kadarıyla bir kooperatif usulüne Evet, almış. kooperatif. Nöbet kaç günde bir geliyor? 5 günde bir sıra geliyor. Bir gün gidiyoruz, 5 gün sonra bir daha gidiyoruz. O gün içerisinde bir defa gidip Evet, bir defa geliyorsunuz. sabah gidiyorsun, akşama geliyorsun. Peki sadece Yusuf Eller şoförleri mi bu işi yapıyor yoksa başka ilçelerden de geliyorlar mı Yusuf Eller'e? Başka ilçelerden gelmiyor da şu an Artvin'den gelen iki araba var. Yani bizim şöyle yani ekmeğimizi de yiyor diyebiliriz yani. Bu yeni koyulan kooperatiften dolayı. Evet. Peki bu yollarda bu şoförlüğü nasıl öğrendik? Kaç yaşında öğrendik? Çok küçüktük ya. Yani buralarda doğduk, buralarda büyüdük de şoförlüğü ne zaman öğrendik? Yaşı tam olarak şeyime gelmiyor da ilkokula falan ortaokula gezerken ben burada tek başıma araba çıkarıyordum yani yolcuyla beraber. Evet. Peki o zamanlar babanız da şoförmüş Evet herhalde. babam bizim 25-30 sene dayanan şeyimiz var, geçmişimiz Hiç var. arabayı kaçırdığın oldu mu şöyle babandan gizli bir yerlere gittiğin? Evet oldu, kaçırdığım oldu. Küçükken çok kaçırıyordum, vermiyordu. Yedeken hatalar evden alıyordum, kaçıyordum. Peki bu yollarda şoförlük yapmak nasıl bir duygu? Her zaman tehlike yanı başınızda. Yağmur yağmışsa eğer taş düşebilir. Karanlıksa ayı çıkabilir. Değil mi? Her şey var. Valla biz alıştık ya, bize şey gelmiyor yani, çamuru da, ne bileyim, ayısı da, taşı da, toprağı da şey gelmiyor. Çıkarken bir de kaydık değil mi? Çamura saplandık. Evet giderken yine kayarız ya. Allah'tan burada şey vardı yani. Traktör geldi de. Traktör vardı. Evet buranın şeyi öyle zaten, geliyorsun batıyorsun, traktörlerimiz var herkesin, iki tane üç tane falan, çağırıyoruz geliyorlar. Sağ Türkiye olsun. genelinde bir söz vardır. Askere gitmeyene kız vermezler. Evet. Artvin'de de şu var. Bilmiyorum duydun mu? Şoför olana kız verirler. Yani Bana vermiyorlar bu nedense. böyle bir doğal ortamda yani bu tehlikeler içerisinde şoförlük yapabiliyorsa bu ev idare eder derler. Eğer buralarda böyle bir şey duyulmamışsa duysun millet artık. Ya normalde öyle de benimkisi biraz ters. Neden? Benim olayda vermiyorlar yani, biraz sıkıntı var. Hani yaptığımız için tehlikeli olduğundan dolayı mı yoksa Evet. bilmiyorum artık ama inşallah sonunda olacak yani. İnşallah muradınızı erersiniz. İnşallah inşallah. Peki burada yaşamaya devam etmeyi düşünüyor musunuz yoksa siz de herkes gibi Bursa'ya kaçmayı mı düşünüyorsunuz? Hayır ben buraları seviyorum. Hiçbir zaman da terk etmeyi düşünmedim. Düşünmüyorum da. Ne bileyim yani, en azından karnımız doyuyor buralarda. Yani dışarı gitmeye ihtiyaç duymuyorum şu an. Ama ilerleyen zamanlarda ne olur onu bilmiyoruz. Allah bilir. Peki, ben teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Bizimle bu yolculuğu yaptığınız için, bizi buralarla tanıştırdığınız için sağ olun. Siz de sağ olun. Ben teşekkür ediyorum gelip gördüğünüz için. Evet sevgili dostlar, Gurbetten Sıla'ya mektup programı devam ediyor ve dediğimiz gibi Artvin ili Yusufeli ilçesi Çıralı köyü Şadut düzlerindeyiz. Yanımızda Sarıgöl'den tanıdığımız kurban arkadaşımız var. Sizler de tanıyın istiyorum. Sizi sizden tanıyalım. Evet, ismim Kurban Koçak. Ben de şu anda bulunduğumuz yerdenim. Çıralı köyü Düzler Mahallesi'ndenim. Evvela hoş geldiniz diyorum mahallemize. Evet. Bu imkanları da bize tahsis ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca vesile olan diğer Bursa'daki köylülerime de. Evet, ben de bu köyde, bu mahalledenim. Hatta ilkokul birinci sınıfımı da burada okudum. İkinci sınıfa müteakiben geçtiğimde yatılı okullara gittik. Tabii hayatımızın çoğu orada geçti. Tabii zorluklar içerisinde memleketin doğası gereği. İlkokul birinci sınıfa giderken
öyle bir hal oldu ki bir ara bir yoğun bir kar bastırdı. Tabii Ödem'e gidiyoruz. Tabii o zaman burada okulumuz yok. Eskiler Şadu'da inermiş okumak için. Evet. Bir sonraki kuşak Ödem'e gitmeye başlamış. Şimdiki kuşak da okulu kapatmış, daha aşağılara taşımacılıkla eğitim yapmaya başlamış. Siz okul anınızı anlatacaksınız galiba. Evet. Neydi o? Evet, yıl 84 ve 85 Ödem İlkokulu'na gidiyoruz. Tabii o zaman orası bölge konumunda, devletin yaptırdığı okul. Kış mevsimi, buradan tabii mahalleden geziyor. O zaman kışlar ağır tabii şimdiki zamana göre. Bir bayağı kış bastırmış, bir kar yağmış, sabahleyin kalktık. Tabii çocuk halimizde o zaman yürümemiz mümkün değil. Mahalleden 15-20 tane arkadaşım var, fakat zor çocuk halimizde yürümemiz. Büyüklerimiz dediler ki şöyle birkaç gün bekleyelim, hani güneş açar biraz oturur kar falan, belki rahat olur falan. Bir gün, üç gün, beş gün, 15 gün derken baktılar ki bu iş olacağı yok. Tabii velilerimiz toplandı, rahmetli babam, Allah rahmet eylesin, o da beraber. Ne yapalım dediler, bu iş böyle yürümez. Demişler kenarlarında, ya bir tane ağaç keselim şöyle tomrukta, onu çeke çeke götürelim, onun bayağı iz açar, orada gidip gelirler diyeyim. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat, afiyet, ölenleri Allah rahmet eylesin, toplandı velilerimiz. Tabii büyük bir tomruk kestiler, onu çeke çeke işte buradan bir saatlik mesafe Ödem'e götürmüşlerdi. Biz de o izde okula gittik geldik o zaman, onu şeyle tamamladık. Evet. Hatta bir seferinde tabii bir saatte erken çıkardık biz. Yolumuz uzun olduğu için kar, kış, ayısı kurdu malum. Bir defa öğretmenimiz erken izin verdi yine. Çıktık okuldan, aşağı indik. Hasan amcanın bakkalına ötebeli bir şeyler, ufak tefek. Çocukluk ya malum. Yolda biraz takılmışız biz. Kartopu şu bu. Tabii hava kararmış, anlayamamışız. Millet de telaşa düşmüş. Ya çocuklar ne oldu? Tabii buradan o zaman el fenerlerin silahlarını kuşananlar yollara düşmüşler. Tabii o zaman da buradan kışın da kurtlara pek meşhurdu böyle. Her zaman uluma ses duyarsınız buralarda. Millet yollara dökülmüş. Çocuklara ne oldu acaba? Evet. O Kalaboyunu dediğimiz yer var. Kalaboyunu Kalesi. Oranın öbür tarafındayız biz. Orada geliyoruz. Tabii geldiler oraya. Bir ton fırça yedik tabii. O şartlar altında devam etmeye çalıştık. Daha sonra işte yatırı okullarda büyüdük. Tabii talebeliğimiz dolayısıyla hayatımızın çoğu dışarıda geçti. Yazın 3 ay geliyorduk buraya. O da çobanlıkla geçiyordu. Şimdi ne işle meşgulüz? Şimdi bir kamu kuruluşunda devlet memuru olarak görev yapmaktayım. Evet. Fırsat buldukça uğramaya çalışıyoruz. Bir teşekkür ediyorum. Bugün de siz vesile oldunuz. Sayenizde geldik. Henüz de izine gelmemiştim. 9. ayda falan düşünüyordum. Evet. Sağ olun. Tanıtma imkanı bulduk köyümüzü, mahallemizi. Gerçekten eşsiz bir köyümüz, mahallemiz var. Diğer Yusufeli'nin köylerine kıyasla. Burada diğer köyler oranına bahsettiler arkadaşlar da. Mesela traktörün işlendiği pek az. Bir iki nokta var sanırım. Evet. Burada arazimizde biz traktörümüz eker, biçer, döver, taşır. Fakat maalesef sulama suyu problemimiz var. Eğer ki sulama suyu problemimiz ortadan kalkmış olsaydı, yani bizi rahat ihe edecek arazimiz var. Fakat o problem devam ediyor. İnşallah o problem de en kısa zamanda giderilir. Yine hükümetimiz tarafından 2-3 yıl evvel sağ olsunlar bir içme suyuna kavuştuk. Tabii Cumhuriyet döneminden bu yani köyümüzü yaptıran ilk yatırım diyebilirim. Hı-hı. Maalesef. İçme suyunu bir nebze olsa çözdük, fakat sulama suyumuz bir problem. Hatta bazen büyüklerimiz şakalaşır. Ya Allah göstermesin, buraya bir sulanacak olsa halimiz nece olur diye espri yaparlar kendi aramızda. Hı-hı. Bakalım işte, Allah'tan hayırlısı. Ben teşekkür ediyorum bu tatlı muhabbetiniz için. Bir de selam söyleyin bizleri izleyen hemşerilerimize. Efendim, ben teşekkür ediyorum. Tabii buradan ekranları başında bizleri izleyenlere, özellikle Bursa'daki önce kendi köylerime, şadurtlara ve diğer tüm Bursa'daki Yusufeli hemşerilerime selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Esen kalsın, herkes kendilerine iyi baksın. Eyvallah, sağ olun. Dedik ev sahibi ayakta dursun dedi. Buraya işte adam ayakta durur mu? Şuraya oturabilirsin ama. Yaş 70, iş bitmiş. Karışmasın bardağım. Burada mezara gireceksin gibi. Bakın kaynamıkta götür, o bir... Bursa'ya selam. Ya sağa sola kaçma, bunu yiyeceğiz lan, gel haydi. Yeme işi bizde yok. Kavurma yapmamışsın ki Aslan amca, peynirden kaymağı her zaman. Şimdi fırın kızdı, közleri geri çekiyoruz herhalde. Ben konuşayım da köz verirsek Ayşe abla. Şimdi sileceğim işte. Ha, şimdi fırını temizleme işi var.
Ona ne deniyor? Çaça. Çaçanla siliyorsun. Çaçan he. Ceyranla yok mu? Bunlara işi yakıydıma işi oluyordu. Bugün olmaz. Kesik ceyran. Hmm, öyle onu. Bu arada bir soru şey yapayım. O kadar şey olmaz ya. Ben süpürüyorsun bir de. He, şimdi süpürgene iyice tozunu alıyorum ki ekmeklere yakışmasın. Ateş koz şey yanaydı. Ceyran içi görün yedi de fırınında bu ara kurulmadı. Mahremiyet bölge olduğundan dolayı elektrik yok. Şu an için yok yani. Yani şükür her şeye şükür etmek lazım. Bu hazır ekmek herhalde. Hamuru hazırladık. He. Peki o peşkur mudur bu? O tepur. Tepur. He. Ha, buna da tepur deniyor. Tepur onlar. Bunlar da ruka ekmekler düzmüş. Ruka. He. Peki. O ekmekleri attığınız kürek. Şeyin adı nedir? Kürek. Kürek, ekmek kürek. Bu ekmeklerin unu da buradan değil mi? Buğdayı ekiyorsunuz. Evet, patosa vuruyoruz. Degirmana yekiyoruz, patlıyoruz. Degirmana yolluyoruz, ubuduyoruz. Un oluyor. Kendi şeyler dedi, kendi emekler. Eylemeyesin ha. Herkes annesi bulmaz Ayşe. Ebedi kalacak ha. Kaç tane ekmek sığıyor oraya? 10 tane sığıyor da 9 tane yapmışım. Evet. 10 ekmek kaç gün gidiyor burada? Artık insanlar var. 2 can olursun 15 gün yersin. 4-5 can olursun 1 hafta yeter. Evet. Kaç saate burada pişecek bunlar? 1,5 saat. 1,5 saate he, bir oluyor. 1,5 saat sonra gelip çıkardırım. Evet. Peki yiyenlere afiyet olsun şimdiden. Sağ ol. Kapağını da kapattık. He, bunun işi bitti şimdi. Gözler süper. Meşhur süt makinesi değil mi? Dizilişi. Gördüğümüz gibi. Onlara ne deniyor? Tabağalar. Kaç tane var onlarda? 18 tane. 18 tabağı var. Diziyorsunuz. Süt yok. Kaymak ayran o. Çok bunlar. Süt çektikten sonra bunu yıkıyor musunuz? Elbet o zaman ama. Anahtarı da var. Sıkıştırıyorsunuz. Evet.
Bundan su dahi, bundan kayma. Bir de teknolojiye bakarsan. Evet. Su doğadan da yapılışa bak. Vallahi. Çeksin sen, çeksin sen aynı. Ablamız çok pratikti. Hemen 2 dakikaya makineyi kurdu. Bu makinenin işleyişi nasıldır? İşleyici şu anda başladım ben işletmeye, çevirmeye. Kurdu öyle ama, yavaş yavaş mı dönüyor? İlki öyle. İki uç yavaş. Sonra da bu kendi izini kendi verir ya. 75'e kadar sayacaksın. Hızlandı açacaksın. Şimdi sayacağım biraz sonra. Ha, 75'e çıkacaksın daha. Üste sütü döküyorsunuz, oradan aşağı. Evet, buna süt dolu. Bu anahtar var, açarsın buradan böyle. Şu durumda açık. Evet. Bir taraftan süt, bir taraftan kaymak. Böylece en az sesi yoktu bu. En az 60 sefer çevireceksin ki üstündeydi anahtarlar biliyorum ama kaymağını seçmeye başlasın. Tabii, sütün kaymağı. Tabii. Şu kolu en az 60 sefer çevireceksin ki sütün kaymağını seçsin. Bursa'ya da dün dedi en son verdi çöpe akıllı. Daha eder. Kaslanıyorum içi durdum yani. Hiçbir şey olmadı yani. Evet, bir sessizlik olursa makinenin sesini de duyalım. Bu sesi burada yaşayan herkes bilir. Keşke yani süt de olsaydı da görseydik. Devamı aynı devam eder. Evet. Evet sevgili dostlar, program devam ediyor ve son röportajımızı amcamızla yapacağız. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Hasan Yurtseven. Hasan amca kaç senedir buradayız? 85. 85 yaş. Öyle mi? He. Ne gördük 85 senede? Ha. Ne anladık bu hayattan? Onu Erzurumlu bir ihtiyara demişler kaç yaşındasın demiş. 120'de demiş. 120 seneden ne gördün ne demiş. Dün bir bugün iki. Hiçbir şey anlamamışam. Dün bir bugün iki değil mi? Hiçbir şey anlamamışam. İşte aynısı o. Kaç çocuk var? Çocuk hayatta 6 tane. Ölenler de var herhalde. 2 tane. 2 tane. Peki nerelerde bu çocuklar? Biri İstanbul'da, biri de Gürsu'daydı. Bu ara burada. Biri İksik Kaza'da. Evet. Biri de bu cami mahallesi var orada. Evet. Peki memnun musun çocuklardan? Gidip geliyorlar mı? Seni bu yaşında yaşatmaya devam ediyorlar mı? Buraları sormasan daha iyi olur. İyi, sormadık o zaman, geçtik. Peki hayat nasıl devam ediyor burada? Bir şeyler yapıyoruz mu hala, çalışıyoruz mu? Hayat bir insanın hanımı olup da kendi kalana kadar kendi olsa ondan iyiydi. Değil mi? Erkek için zor galiba. Yengeyi kaybettik mi? Tabii. Allah sabırlar versin. 6 sene oldu. Tek başına mı yaşıyorsun şimdi burada? Tek başıma değil ama netmanı. Evet. Peki insan arkadaşını arıyor değil mi? 60 sene beraber burada yaşamışız biz. Evet. Eşimle 60 sene. Dile kolay. 6 günde nikahı bitiren insanlar var. Bir haftada evlenip boşanan insanlar var. Ya evlenip boşanmak o daha başka. Evet. Bir de bir evin önderi, efendi hepsine yol gösterenı oydu bu evin. Evet. Genelde, ben de dahil. Evet. İçişleri Bakanı hanımlar oluyor burada değil mi? He, ya, İşin çoğunu, yükünü çeken onlar oluyor gene. Tabii, tabii, evet. Eve geldiğimiz zaman her şey hazır, ütülü, yemek hazır. Kimse kıymetini bilmez. Yok. Ancak kaybedince değil mi? Evet. Peki. Şu anda bizleri izleyen, Artvin dışında yaşayan Artvinli hemşehrilerine bir selam gönder desek neler söylersin? Allah'ın hayırlı selamları başlarına olsun derim. Allah hayırlı selametlik versin derim. Peki. Ne diyeyim? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nice uzun ömürlere, sağlık, sıhhat içerisinde inşallah. İnşallah. Peki. Evet. Sağ olun. Hasan amca geri dönüş başladı herhalde. Millet artık evini de yapıyor. Haliyle. Bu memlekette tekniği var ama eski biz. Evet. 3 tane bina yapılıyor. Kim yapıyor bunları? Yegerlerim yapıyor. Abimin çocukları. Evet. 3 kardeş bunlar. Ortamda kardeşleri geldi burada. Zaten bir rahmetli oldu da onun yegenliğinin yerine yapıyor kendisini.
Bu Çin'de yapacaktı. Başladı yapmaya devam ediyor yani. Evet. Diyorum ya devamlı yani bundan sonra artık bu buralarda uğraşmaya uğraşacağız nasip olursa gücümüz hadi kadar. Yana. Eyvallah. Tamam şey mi? Tamam. Minibüs hadi. Ha minibüs hadi. Selam. İsmail'in kardeşin evi tam karşımızdaki abisin. Bunu rahmetli Bekir amcam henüz daha askerden yeni gelmiş zamanlar herhalde. Bir vatandaşın biri geliyor. Bu kitabenden de anladığımız kadarıyla Ardanuş'tan olsa gerek. Böyle böyle bir hicret esnasında diyor, burada akrabalarım var, yer tespiti yaptırıyor. Şurada diyor temsilen bir mezar yaptırıyor. Birkaç gün sonra yazıyı da getireceğim diyor. Onu da diyor sana zahmet koy diyor. Amcam bunu koyuyor buraya gençlik zamanlarında. Evet. 50-60 yıllıktır belki. Buradan da zaten kitabe de yazıyor. Birinci Dünya Harbi'nde burada Hicri 1330 yani miladi 1915-14 evet. Yılları. Tabii ilginç bir şey aslında tarih araştırmacılarına buradan duyurulur bir araştırılırsa iyi olur herhalde. Kitabede de görüldüğü gibi Ardanuş Kalası Ovacık köyünden Osman Ağa, annesi, zevcesi, iki kızı ve civarındakilerin diyor. Ruhlarına el Fatiha burada vefat edin. Burası işte eskiden dinlediğimiz kadarıyla bilmiyorum tabii ki hangi yollara kat etmişler, buralara nasıl ulaşmışlar. Ardanuş'tan düşman zulmünden kaçarken buralara kadar gelmişler. Tabii yolda izle hastalık, sefalet. Bu salgın hastalık ederken vefat etmişler. Çeşitli bu hat boyunca vardır birkaç yerlerde. Bir tane temsili bu burada. Bir tane şu ağacın altında, şu büyük ağacın altında var halen bellidir. Evet. Böyle burada da ilginç bir şekilde duruyor muhacir mezarları. Evet, Birinci Dünya Harbi sırasında Rus ve Ermenilerin zulmünden daha iç bölgelere geçen hicret esnasında burada vefat eden Ardanuş kazası Ovacık köyünden Osman Ağa annesi, zevcesi, iki kızı ve civarındakilerin ruhlarına El Fatiha denmiş yazılan bu yazıda. Bizler de birer Fatiha okuyarak onları yad ediyoruz. Şadut'un düzlerinden Altı Parmak Dağları'nın Kaçkar Dağları'nın görüntüsü.